Selamünaleyküm arkadaşlar, hepinize merhabalar. Dünkü standart videosu anlatım ikinci bölüm olarak bunu açıyorum size. Başlatacağım. Şimdi bildiğiniz gibi dün burada 1, 2, 3, 4 tane tavuğumuz arasında hakem nasıl değerlendirme yapar diye sizlere anlatım yapmıştım. Bugün ise diğerlerini almadan gözümüzde iyi dediğimiz, bu hayvana iyi derece verebilir hakem dediğimiz hayvanı puanlayacağım ve bir Brahma tavuğunun nasıl puanlandığını size anlatmış olacağım. Şimdi bu ekranda görmüş olduğunuz tavuk, dün bildiğiniz gibi diğer tavuklardan farklı gördüğümüz işte kuyruk dizilimi, formu, bütün hattı iyi olduğunu düşündüğümüz bir tavuğumuzdu. Şimdi sizlere bu hayvanı hakemin nasıl değerlendirdiğini anlatacağım arkadaşlar. Şimdi ne dedik, kafese koyduğumuzda, bir açıyı gösterebilirsek, aynen. Kafese koyduğumuzda göğüs dolgunluğu, kanat taşıması, sırt hattı iyiyse Brahma'da güzel bir form, güzel bir tip vardır demek. Şimdi normalde elimizde şu an bulunmadığı için normalde hayvanların kafeslerinde boş puan kartları yazar arkadaşlar, tamam mı? Puan kartlarında işte bilezik numarası, efendime söyleyeyim hayvanın rengi, hayvanın ırkının ismi yazılır. Altında da güçlü yanlar, tavsiyeler ve ciddi kusurlar diye 3 bölüme ayrılır puan kartları. Şimdi hayvanı ilk değerlendirirken ne dedik? Dışarıdan elimizde kağıt var. Çok güzel bir göğüs hacmi, çok iyi bir kanat yapısı, çok iyi bir kuyruk dizilimi, çok iyi kuyruk deseni var diyebiliriz. Puan kartına, güçlü yanlarına bunu yazabiliriz. Şu an dışarıdan gözlemlediğimiz. Yani buna da kısaltılmış hali çok iyi tip ya da çok iyi form diyebiliriz. Yani hakem olarak bunu şu an puanlıyor olsaydık, nitekim de puanlıyor gibi gösterelim. Sizlere nasıl puanlandığını anlatıyorum arkadaşlar. Puan kartının güçlü yanlarına hayvanda çok iyi göğüs, çok iyi kanat taşıması, çok iyi kuyruk yapısı, çok iyi sırt hattı, yani genelleme yaptığımızda da çok iyi form tip var diyebiliriz. Bunu dedikten sonra hayvanı elimize almamız gerekiyor. Yani bundan sonraki inceleyeceğimiz detaylar ise elimizde, ama hayvan şu an bizim gözümüzde şampiyon olmayı hak etti. Velev ki iyi giden hayvanın üzerinde bir eleme kusuru varsa hayvan istediği kadar güzel olsun diskalifiye olur. Şimdi sizlere elimi alıp puanlama nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet. Hakem kafesten hayvanı çıkarttığında ilk baktığı olay hayvanın kuyruk yapısıdır. Ayağa kalkıp ayarlayamadığım için yerden anlatacağım arkadaşlar. Şimdi hayvanın gördüğünüz gibi çatısını açtığında bu tarafta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de bu tarafta kuyruk teleklerinin olması gerekiyor. Ve çatısının da böyle ters V ya da A şeklinde olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu hayvanda bu kuyruk yapısı çok güzel. Arka tüylere baktığımızda ise böyle arkaya doğru, yani şu geri tüylerin yukarıya doğru dönmesi lazım. Bunda da aynı şekilde. Eğer bizim hayvanımızın kuyruğunda bu şekilde dönükler ya da bir tane tüy eli eksik olsaydı bu hayvanı direktmen diskalifiye ederdik, ama kuyruktan arkadaşlar geçer not aldı. Kuyruk üzeri desenlere baktığımız zaman ise ortaları siyah, etrafı beyaz çemberlerle kaplı olduğunu görebiliyoruz. Bu da kuyruk desenlerinin de güzel olduğunun ifadesidir. Kuyruğunun üst bölümünde kalan şu sırt tüylerinin de çok güzel orantıda olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Zaten kafeste de bunu incelemiştik. Buna baktıktan sonra hayvan yine yönü böyleyken kanat teleklerini açabiliriz. Biraz daha kalkalım. Kanat teleklerinin de tamamen istediğimiz gibi siyah. Tabi arkadan biraz ışık geliyor size, ne kadar siyahlığı gözüküyor. Açı değiştirelim.
Kanat telek renklerinin de siyah ve ucu beyaz şeritlerle kaplı olduğunu görebiliyoruz. Bunda ise hakemin baktığı zaten kafeste kanat dizilimi çok güzeldi. 10 adet olması lazım. Bunda 2, 4, 6, 8, 10 adet kanat teleğimiz mevcut. Gördüğünüz gibi kanat teleğinden de bu hayvanımız geçer not aldı. Çünkü çok güzel bir dizilimi var. Kanat telek sayımız da 10. Kanattan da geçer not aldı. Hemen hayvanın yönü böyleyken ayaklara bakıyoruz. Ayak renkleri istediğimiz derecede sarı. Gayet güzel. Görünüyor mu? Evet, gözüküyor. Ayakların dizilim parmak yönlerine baktığımızda ise 3 tane önde, birer tane de geride olmak şartıyla 4 parmakları var. Hayvanın ayak yönleri, paçaları ve eksik hiçbir noktası yok. Bu hayvanımız ayaklardan da geçer not aldı. Tabii şöyle bir şey, tavsiye bölümüne, yani hakemin üreticiye destek vereceğinden dolayı daha temiz ayak, yani şu anlık söylüyorum, ya da daha dolu paça denebilirdi. Çünkü bunlar paçaları kırılmış. Bunların da paçaları daha dolu olabilirdi diye tavsiye verir arkadaşlar. Ama hayvana ne demiştik? Bu puanlanacak en iyi gördüğümüz hayvan olduğu için işte esnetmeler de burada meydana geliyor. Bunların paçalarına bir tavsiye, puan kırmamak için hakem verebilir. Çünkü hayvanın genetiksel bir sorunu değil. Sadece kafeste hayvanın ayağı tele takıldığından dolayı buna hiçbir şekilde bir şey yazmaz. Ama bu hayvanın birkaç tane kusurunu görseydi hakem bunları da sırf eleyebilmek adına tavsiye yazabilirdi. Dediğimiz gibi ayaklardan, kılıçtan, paçadan, ayak yönlerinden, kuyruktan ve kanattan bu hayvan şu an itibariyle geçer not aldı. Tabii ilk elimize aldığımızda bakmamız gereken neydi? Göğüs kemiğinin düzlüğü. Şurada bulunan kemiğin düz olması gerekiyor. Eğer bunda bir es olsaydı, yamukluk olsaydı eleme sebebiydi. Bu hayvanın göğüs kemiği de muntazam şekilde düz arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Evet, geldik şimdi kafa bölümüne. Şimdi hayvanın kafadan arkaya doğru baktığımız noktalarını sizlere anlattım. Şu an itibariyle hayvan 97 puana kadar gidiyor benim gözlediğim kadarıyla. Şimdi burada da bakmamız gereken neydi? Göz rengiydi. Hayvanlardaki göz renkleri turuncu ve kızıla kaçması gerekiyor. Gördüğünüz gibi bunun da kızıla yakın bir göz rengi var. Gaganın sarı olması gerekiyor. Bu hayvanın gagası gerçekten çok güzel. Gagasının üzerinde siyahlık neredeyse yok. Sapsarı bir gagası, kısa bir gagası var. Muntazam. Maşallah, ne tavuk varmış arkadaş ya. Arkadaşlar şunu samimiyetinle söylüyorum. Kendi hayvanım diye yüksek puan verme durumunda değilim. Kesinlikle net. Siz de görüyorsunuz videoda. Hayvanın üzerinde ne varsa size onu anlatıyorum. Hayvanların gagalarının altında şöyle bir sakal vardır. Bu da çok hoş. Hakemler tarafından da sevilen, biz buna gıdı diyoruz. Bu da istenen bir olay. Gördüğünüz gibi tavukta bu da mevcut. Kulak loblarına baktığımızda kırmızı çok güzel kulak lobları var. Sakalları hemen hemen hiç yok. O yönden de geçer not aldı. Kafa genişliğine baktığımızda ise yukarıdan baktığımızda gözler gözükmemesi gerekiyor. Kafa genişliği çok güzel ama tabi bu tavukta, böyle bir tavukta daha patlak bir kafa olsaydı inanıyorum ki dünya şampiyonasında yarışabilecek bir tavuktu, iddia ediyorum. Bu elimde tutmuş olduğum tavuk. Eğer ki kafa genişliği patlak olsaydı, daha büyük olsaydı dünya şampiyonasına gönül rahatlığıyla gönderebilirdik. İşte yarışmalarda tam da bu nokta geçerli. Şimdi diyelim ki bir ibik yapısını da göstereyim size, gösterebilirsem. Tam istediğimiz gibi 3 çizgi, 3 sıralı ibiğimiz var. O da çok mükemmel. Yele dizilimlerine baktığımızda ise yelelerinin de çok güzel olduğunu görüyoruz. Ortaları siyah, etrafları beyaz çemberlerle kaplı. Yani şöyle anlatayım arkadaşlar, ben yarışma salonunda bir tavuk puanlıyor olsaydım
Bu elimdeki tavuğa gözüm kapalı 97 puan verirdim arkadaşlar. Kesinlikle. Diyelim ki bu tavuğun aynı emsalinden bir tane daha var salonda. Yani gördüğünüz gibi hayvana tavsiye daha yazamadım. Neden? Kanat deliklerinden göğüs kemiğine, kuyruk açısından kuyruk dizimine her şeyi 10 numara. Nitekim kafeste de bu hayvanı size ben dün incelettim. Ben olsaydım böyle bir hayvana 97 puanı gözüm kapalı verirdim. Hiç kimse de buna gelip eleştirme yapamazdı. Lakin diyelim ki yarışma alanında bunun aynı emsalinde bir tavuk daha var. Yani o da 97 alabilecek bir tavuk var. İkisinden birini salon besti yapmak isteseydim şayet ne yapardım? İki hayvanı yan yana iki kafese koyar, birbirinin artısını ve eksisini gözetirdim. İşte hangisinin kasası daha iri? Hangisinin kafası daha geniş? Ya işte bu ince detayları ele aldıktan sonra tamam kızım. Bu ince detayları ele aldıktan sonra gerçek salon şampiyonları belli oluyor. Yani inanın benim gözümde 95, 96 ve 97 alan hayvanlar her zaman değerlidir. Elden çıkarılmaması, kaybedilmemesi gereken hayvanlardır arkadaşlar. Başka bir tavuk daha puanlayacak olursam inanın bundan düşük puan alırlar benim gözümde. Evet, onlar da çok güzel. Onlar da dün inceledik ama kafesteyken daha gözümüze çarpan noktalar vardı. Bildiğiniz gibi o videoyu izlemeyen arkadaşlarımız için bundan bir önceki videoyu izlerseniz hakemler yarışma alanına geldiğinde hayvan puanlayacakları zaman nereden başlarlar, neden bazı hayvanlara işaret bırakırlar diye o videoyu da muhakkak izlemenizi tavsiye ederim. Eğer bu iki videoyu izlediyseniz gerçekten Brahma standartlarına hakim olmuş sayılırsınız. Bildiğiniz gibi YouTube kanalımızda yaşı ufak, yani 18'den ufak birçok arkadaşımız var. Amacımız onlara gerçek profesyonel üretim, üreticilik nasıl yapılır onları aşılayabilmek ve Facebook ya da diğer sosyal medyalara girdiklerinde alacakları hayvanları gerçekten bilerek ve anlayarak almanız gerekiyor. Bir önceki videodan tekrar buraya geçmenizi tavsiye ederim. Bu videoyu birkaç defa izleyin, sıkılmayın. İnanın çok değerli bilgiler var. Yani bu anlatmış olduğum olay evet kolaydı puanlamak. Neden? Elimizdeki tavuk gerçekten çok güzeldi. Yani bu hayvanı puanlayabilmek ya da bunun gibi kaliteli hayvanı bulabilmek çok zordu. Salonda 100 tane light brahma tavuk olur ama bir tane bunun gibi olur ya da iki tane bunun gibi olur. Nitekim kendimizde de aynı şekilde. Ortalama 25 kadar tavuğumuz var ama gözümüze çarpan buydu. Ben bu hayvanı kendi vicdanımla rahat rahat 97 puanla uğurlamak istiyorum arkadaşlar. Evet, resmi bir belge değil, resmi bir puanlama değil ama bildiğiniz gibi Türk hakemi asistanlığı yapıyoruz. Bunların eğitimini Avrupa standartlarına göre aldık. Yani o aldığımız bilgilerden dolayı ben bu hayvana 97 veririm. Ama el elden üstündür. Salona bundan daha büyük bir hayvan gelirse, daha kasalı bir hayvan gelirse, daha patlak kafalı bir hayvan gelirse, daha kalın kanat teleği olan bir hayvan gelirse, paçalarının daha dolu olduğunu hakem görürse, bu hayvana otomatikman gözünde düşürüp 94 puan da verebilir. Bunu unutmayın. Yani elimde şu an 97 puanlık bir tavuk var ama bunun üst segmentlerinde bir hayvan geldiğinde puanını hakem 94'e 95'e kadar düşürebilir. Bu hakemlerin tamamıyla kendi inisiyatif kullandığı bir durumdur. Umarım sizlere bu videoda faydalı bilgiler verebilmişimdir. Faydası varsa kardeşinizin kanalına abone olmayı, yorumunuzu muhakkak atmayı, gelen mesajları, gelen paylaşımlardan da bildirim haberi alabilmek için de zile tıklamayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada bu videoyu da sosyal medyada paylaşırsanız elimizden geldiğince fazla kitlelere bu bilgileri vermiş oluruz. Kalın sağlıcakla.